Ay. Ay nasıl iyi geldi. Çok güzelmiş burası. Evet, gerçekten güzelmiş. Ben de ilk defa geliyorum. Arkadaşlarım söyledi. Nasıl sessiz? Nasıl kimsecikler yok? Ay vallahi yok ya. Neydi o bütün gün böyle aman. Aslında o kadar da boş sayılmaz burası ama. Tabii. İstanbul'un kalabalığına alışınca. Tabii. En kötüsü de alışmak biliyor musun? Alışınca yokluğunu da arıyorsun. Öyle iraden kırılıyor görünce. Savaş veriyorsun. Evet. İstanbul kendine aşık eder insanları derler. Eder vallahi. Beni etti. Beni kendine aşık etti. Ondan sonra da vicdansız. Vicdansız. Yani İstanbul çok vicdansız bir şehir. Yaşamak çok zor. Ben çok gitmeyi denedim aslında. Ama yapamıyorsun işte. Pek olmadı. O da senden gelemiyor. Ya. Ama ne oldu? Ne oldu? Ben de yerken öyle pat diye sulanacak göz var mı? Yok. İstanbul'dan bahsediyoruz hala değil mi? Evet. Tabii İstanbul'dan bahsediyoruz. Menüye bakalım mı? Bakalım. Şimdi bakalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İki kişi miyiz? Evet, iki kişiyiz. Sizi şöyle alalım lütfen. Yok, orası olmaz. Biz şöyle geçelim. Yalnız o masamız rezerve. Özellikle o masayı mı istediler? Evet efendim. Ne özelliği var oranın? Daimi müşterimiz. Her geldiğinde aynı yere oturur. Ama diğer masalarımız da çok güzel. Yok, olmaz. Biz şöyle yapalım. Biz o masaya geçelim. Misafirleriniz geldiğinde bir hata olduğunu söylersiniz ve kendilerine en iyi tatlınızdan ikram edin. Benim hesabıma yazarsınız. Peki. Geçelim hadi. Ama şey, biz çalışacağız da yakınlarda bir priz var mı acaba? Bilgisayarım şarjı bitebilir. Yok efendim. Bu taraftaki masalarda var. Sorun değil. Bitmez şarj. Biterse de bir şekilde çözeriz. Gel Ayda. Ya. Ben nasıl kaçırdım o galayı? Tam da mesaiye kalacak günü buldum. Evet ya. Benim arkadaş da bütün oyuncularla tanıştırdı beni. Filmden sonra da hep birlikte eğlenmeye gittik. Ya. Arda. Hı. Biliyor musun ben başroldeki çocuğu çok beğeniyorum. Ama işte kaçırdım, tanışamadım. Neyse ki ben oradaydım. Ve senden de bahsettim ona. Çok büyük hayranım dedim. Ya beni niye rezil ediyorsun ya? Yok canım rezil falan olmadı. Böyle birkaç lise anısından bahsettim o kadar. Çok merak etti seni. Tiyatro oyuna davet etti. Ciddi mi? Ya. Şey de yapacakmış. Gişeye ismini bırakacakmış seni. İsteri zaman gelsin dedi. Kulise de gidecekmişsin. Ha bir de dedi ki kutu çikolata yaptırsın. Tatlı yeriz tatlı konuşuruz dedi. Ya. Binanın içinde endüstriyel çizgileri korumak istediğiniz için dışında da aynı konsepti devam ettirdim. Borları da içeriden dışarıya taşıdığımızda duvarlara hareketlilik katmış oluyoruz. Demir Bey. Antrepo'nun iç mekanının ne kadarını kullanabiliyoruz? Bir dakika hemen bakıyorum. Hayır, ne var yani bu kadar gülünecek? Efendim? Acaba diyorum, bu antreponun dış alanını... yani insanları gülümsetecek bir yaklaşım mı düşünsek? Sanat galerisinin dış alanı için mi? Yok, olmaz tabii. Saçma. Durduk yere gülünür mü? Gülünmez.
sebepsiz yere. Yani bir sebebi olması lazım. Neyse o sebep. Teşekkürler. Teşekkürler. Ayda, ben hemen döneceğim. Tabii. Süslen, süslen. Az süslendin tabii, içine sinmedi. Biraz daha süslen. Zaten güzel değilmişsin gibi. İyice milletin aklını başından al. Demir. Selin. Demir, sana inanamıyorum ya. Sen beni takip mi ettin? Kim? Ben. Çok rica edeceğim ya. Ayrıca ben seni niye takip edeyim ki? Sana hiç yakıştıramıyorum. Ayrıca bu yaptığın çok uygunsuz, hiç hoş değil. Ya ben arkadaşımla bir yemek yiyemeyecek miyim ya? Selin, sen bayağı paranoyak oldun. Sen yaptın. Senin yüzünden delirdim, senin yüzünden be. Ben hiç huzuruyla rahat yemeyecek miyim bir kere? Öyle mi? Bu senin huzursuz halin mi? Vallahi bravo. İçeride bayağı huzurlu, neşeli görünüyordun az önce. Yalnız istersen yüzüne biraz pudra falan sür. Hı. Çünkü bayağı kızardın şu an. Evet, sinirden. Hı hı. Sinirden. Neyse, fazla tutmayayım ben seni. Çocuk bekliyor. Ben de çalışıyorum, işim var. Ne halin varsa gör. Şimdi göreceğim. Bak, arkadaşların da buradaymış. Aydacığım, bu ne tesadüf. Hüseyin'cim, vallahi bilmiyordum ya. Merhaba Devir. Selam. Madem öyle, birlikte yiyelim, buyurun. Aa, yok canım. Onlar çalışıyorlardır, işleri vardır. Tabii tabii. Biz rahatsız etmeyelim. Yok, aslında bitmişti işimiz. Yani oturabiliriz. Ayda? Demir Bey, benim size hala göstermem gereken bazı şeyler vardı. Pardon. Biz bu masaya geçiyoruz. Eşyalarımızı buraya alabilir miyiz? Tabii. Teşekkürler. Lütfen. Buyurun. Hala öyleyim. Allah Allah. Efsane devam ediyor yani. Ayda. Selin üniversitedeyken de böyle deli miydi? Lisedeyken bayağı deliydi çünkü. Ya bir keresinde okuldan kaçacağız diye yemekhanenin servis penceresinden yukarıya tırmanmışlığı var. Ama yani öyle anlatılınca bayağı serserilik gibi duruyor. Dur, ben size doğrusu anlatayım. Şöyle oldu. Ben fizik ödevimi evde unutmuştum. Tabii unutunca da panik oldum. Müdüre gittim, dedim ki hocam ne olur eve gidip alabilir miyim? O da dedi ki kızım bana ne, unutmasaydın. Haklı ama fizik hocası da bir ters, bir sert. Evet ya Hüseyin hocam. Bayağı ters adamdı. Ama asıl sen baban kızacak diye korkundan tırmanmıştın pencereye sanki. Semih amca. Ay yok canım. Ya Semih amca çok tatlı adamdır. Yani kızmazdı bence. Kızmazdı muhtemelen ama kızmış gibi yapardı. Bir daha unutmasın diye. Evet. Öyle yapardı muhtemelen. Yok canım. Bayağı bayağı sert adamdı kızım senin baba. Size geldiğimiz akşam annemle babam bile hazır oldu oturmuştu. Hatırlamıyor musun? Yok. Siz ailecek görüşüyordunuz değil mi? Ben çok gittim geldim evlerine. Aileler ilk defa tanışacaktı. Selin'i görmeniz lazımdı. Acayip gerilmişti. Bir ton şey sıraladı. Baya baya kurallar listesi. Sakın şöyle giyinip gelme. Aman sakın saçını böyle yapma. İşte baban şu mevzulara sakın girmesin. İşte annen şunlardan bahsetmesin falan. Babamın kafasına attırmayalım yoksa yanarız diye böyle bir sürü bir sürü şey sıraladı. Anladığım kadarıyla sizin için önemli bir geceymiş o gece. Vallahi kız istemek zor işmiş.
Ecel telleri döktük desem yeridir. Senin o benim bacağımış. Çok pardon, yanlışlıkla ben bacak bacak üstüne atarken oldum. Kızı da alamadık sonuçta. Semih amca, üniversite sınavına gireceksiniz. Sizin aklınızdaki şeylere bak diye nutuk çekip paketleyip gönderdi bizi. Tabii. Makul, mantıklı adam. Selin Hanım da pek öyle aklı bir karış havada birine benzemiyor ama... demek ki lisede daha rahat bir yapıya sahipmiş. Ama yani öyle demeyelim. Yani rahatlık falan öyle söyleyince yanlış anlaşılıyor. Şimdi biz onu çocukça bir niyetle yapmıştık. Yani şöyle, aslında biz o akşamı sosyal bir deney için organize etmiştik. Anlıyorum, anlıyorum. Deneysel çalışmalar yapıyordunuz yani o dönem. Bu pencereden beraber kaçmanıza sebep olan fizik ödevi de deneysel bir çalışma mıydı? Fiziksel bir deney. Evet, fiziksel bir deney. Ay ne alakası var ya? Lisedeydik daha, ne denemek falan. Ay, sanki NASA'da çalışıyoruz. NASA deyince aklıma geldi. Sen roket falan yapmaya çalışmıyor muydun? Evet, evet. Okulun arka bahçesi yanınca hatta bırakmıştım. Bayağı renkli, bayağı eğlenceli bir dönem. Ne güzel liseymiş ya sizin lise. Öyleydi. Özlüyorum o günleri. Sen de özlüyor musun seni? Ay yok canım. Çok fazla ödev veriyorlardı. Bu saatten sonra ben ödev yapamam. Ben artık izninizi istemek durumundayım. Arkadaşlarımda kalıyorum. Çıkarken de anahtarı almamıştım. Geç vakit kapılarını çalmayayım. Tamam. Lütfen. Sen kalkma. Arkadaşlarınla kal. Aslında beni de eve bıraksan iyi olur. Ben de çok yorgunum. Kalsanız daha iyi olur aslında Selin Hanım. Biz de Ayda Hanım'la proje konuşuyorduk. Sizin de fikirlerinizi almış oluruz. Tamam. Size iyi akşamlar o zaman. Gerçekten çok keyifli oldu böyle. Belki ben buradayken tekrarlarız. Tabii. Neden olmasın? İyi akşamlar. Ben seni geçireyim. Olur. Arda, teşekkürler yemek için. Demir değişik biri. Evet, öyledir. Nevi şahsına münhasır. Sorar da sorar. Yani çalışanlarını yakından tanımak için. Yorulma Selin. Anladım ben. Yakışıyorsunuz. Ay yok canım. Nereden çıkarıyorsun öyle şeyleri, Allah Allah. Seviyor seni. Kıskanıyor da. Hem de öyle böyle kıskanma değil. O yüzden benim başıma bir şey gelmeden ben buradan kaçayım. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de. Teşekkür ederim anlayışın için. Ya. Ayda, nereye gidiyorsun? Selin'cim, ya İbo gelmiş bile, evde beni bekliyor. O yüzden ben gideyim. Hadi kaçtım. Seni öptüm. Görüşürüz. Bunun hesabını sana sonra soracağım ama, duydun mu? Git, git, git. Tabii. Oh Allah'ım ya, sen beni neyle sınıyorsun ya? Şimdi işin yoksa açıkla dur. Sorar da sorar, sorar da sorar. Yersiz yakıştırmalar, imalar. Uğraş dur. Aman be. Merak etme Selin'cim. Bunu evde konuşacağız. Burada sormayacağım. Bunu seninle konuşacağım kim söyledi? Göreceğiz bakalım. Konuşuyor musun, konuşmuyor musun? Konuşmaktan kaçıyorsun değil mi? Hayır da sabah yine bu evde uyanacaksın. İşte benimle olacaksın. Evde benimle olacaksın. Nereye kadar kaçabileceksin acaba? Ne kaçması ya? Niye kaçıyormuşum? Hayır ben niye kaçıyormuşum? Ben kaçılacak bir şey mi yaptım? Bilmem. Bayağı bir şey var belli ki.
Yani sen eski sevgilini bana liseden bir arkadaş diye yutturmaya çalış. Öyle alelade biriymiş gibi tanıştır. Sonra beyefendiyle gizli saklı yemeklere çık. Sonra da yakalanınca odana kaç. Bu mudur yani? Ay ne alakası var ya? Gizli saklı mı oldu bu şimdi? Ayrıca ben sana nereye gittiğimi söylemek zorunda mıyım? Zorundasın evet. Ya kim dedi onu? Ben dedim. Peki sen bu dediğini beğendin mi? Hayır hiç hoşuma gitmedi. Hı. Ama sen beni delirttin. Beni bu noktaya sen getirdin. Ben memnun muyum bu halimden? Hayır. Ama madem ilişkimiz böyle olacak, al sana ilişki modeli. Nasıl? Beğendin mi? Ah canım ya, hala ilişki diyor. Bak Demirciğim, ben sana tane tane anlatayım. Bir, ortada ilişki falan yok. Sen benim bu evde yaşamak zorunda olduğum ev arkadaşımsın. Hmm. Bütün ev arkadaşlarını öpüyor musun? Beni öptüğün gibi. Sulandırma. İki, Eylül meselesini sakın karıştırma hiçbir şeyle. O senin eski sevgilin. Hatta eski nişanlın ya. Ama Arda benim sadece... Evet, evet. Devam et. Arda senin sadece ne? Söyle. Yani Arda benim sadece lise flörtüm. Masum çocukça bir şey. Ha, ondan seni babandan istemeye geldiler. Tabii ya, doğru. Hayır, istemesi ya. İsteme falan yok. Bak şimdi, benim annemler Arda'nın ailesini tanıyordu. Ve bizim çıktığımızı öğrenince bunu konuşmak istemişler. Yani bilip de susuyor gibi olmasın diye. Vallahi Leyla Hanımların evinde hiç böyle anlatılmadı bu durum. Beni istemeye geldiklerinde kahveler bitmişti diye ballandıra ballandıra anlatıyordum. Ne oldu? Ay Demir, o olay Arda'lar geldiğinde olmadı bir kere. Hop 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 hop, nereye nereye, dur ya. Daha hikaye yeni başlıyor Selin Hanım. Buyurun dökülün, dökülün. Kaç kişi kapılarda dizildi kim bilir. Ay ama sen de bana o gün hastanede duyduklarım hiç umurumda değil demiştin. Ya, ya insan nasıl umursuyormuş? Değil mi? Gözünün içine sokulunca umursuyormuş, evet. Bak şimdi aynı noktaya geldik. Nasıl bir duyguymuş, nasıl bir hismiş. Şimdi ben de bu kalemlikleri böyle etrafa saçıp benden ne istiyorsa diye bağırayım mı? O bir kere çok aşırı, çok fazla bir tepkiydi. Ayrıca ben onun için özür diledim. Ya, yani özrüm kabul edilmedi arkadaşım. Özür falan dileme. Ha, beni bir daha sakın öpme. Çünkü beni öpüyorsun, sonra özür diliyorsun, sonra da çıkıp gidiyorsun. Şimdi gitmiyorum ama hiçbir yere. İkimiz de gitmiyoruz. Ayrıca kapımız penceremiz de kilitli. Yani git, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Geçti artık, bitti. Geçmez öyle pat diye. Ya ben Arda'yla bir yemek yiyip gelecektim yani. Ne kadar büyüttün meseleyi ya. Ayrıca Arda meselesiyle Eylül meselesini sakın birbirine karıştırma. Şimdi ben yukarı çıkıyorum, uyuyacağım. Aman iyi, tamam çık uyu. Sanki uyuyabileceksin. Uyuyacağım tabii. Bak gör nasıl fosur fosur uyuyacağım. İyi. Git kabuslarını gör de aklın başına gelsin. Hayır şimdi bu Arda gider, yarın öbür isteyen gelir. E ne olacak böyle? Yok ben birinden birini döverim sonunda, bu net yani. Vermiyorsun. Zaten gitmeyecektim de.
Gidemiyorum. Sen de gidemiyorsun. Sana sarılmadan, senden uzak durmaya çalışarak yanında olmak ne kadar zor biliyor musun? Kendimle savaş veriyorum resmen. Sen de yatmış uyuyorsun burada. Ben buradan çıkıp gitmeye çalışıyorum. Neden? Yani nedeni şimdi ben de çok şey yapamadım ama ya ben kızmıştım. Evet, haklı olarak çok kızmıştım ve haklıydım da. Peki şimdi... Şimdi niye umurumda değil? Sen uyumuyorsun değil mi? Peki ben bu... kafamdakileri yüksek sesle söyledim değil mi? Sabah sabah yine çok güzelsin. Egonu okşadığım için öyle diyorsun. Hayır. Selin olduğun için. Şimdi sen bu anahtarı buldun ya. Hı. Onu hep evimize dönmek için kullan. Bana dönmek için. Gidemiyorum zaten. Gitme zaten. Hadi kalk. Kalk, hazırlan. Kurtarmamız gereken bir şirket var. Selin! Bir dakika. Ne? Şimdi bütün bunlar gerçek değil mi? Yani ben banyoya girdikten sonra sen kaçıp gitmeyeceksin. Hayır, öyle bir şey yapmayacağım. Ama bir dakika. Ben gece eve geldiğimde yok Vedat'a gitmem lazım, yok işim var deyip başka bir kadının evinden çıkmayacaksın değil mi? Tabii ki hayır. Güzel. Çünkü bir daha öyle bir şey yaparsan bu evden gitmem. Bu evi tepene indiririm. İndirirsin ha. Hadi çabuk hazırlanman lazım. Hadi geç kalacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.